Etus zam kararı aldı ve Edirne halkının gerçekten vatandaşlarımızın da büyük tepkisini çekti. E, %30'ları geçen bir zam oldu bir sene içerisinde. Edirne Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında şehir toplu ulaşım ücretlerinin %12 oranında zamlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeş'e bir yılda üçüncü kez zam yapıldığını belirterek bunu akıl ve mantıkla izah etmek zor dedi. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin iyi yönetilmediğini savunan Akbaşe, mevcut olan 225 aracın 40 tanesinin çalışmadığını, 140 araçta Edirnelilere hizmet verildiğini söyledi. Tabii bunu akılla mantıkla izah etmek gerçekten zor. Yani topladığınız zaman %30'ları geçen bir zam oldu bir sene içerisinde. Hatta 40'lara yakın. Akmeşe 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde partilerinin belediye başkan adayının halk tarafından belirleneceğini belirterek halkımız kimi görmek isterse o aday olacak diyerek başkan adayının Ekim ayı sonunda açıklanabileceğini söyledi. Akmeşe eski belediye başkanı Hamdi Sedefçi ile adaylık konusunda bir görüşmesinin olmadığını kaydetti. Önemli olan aday değil, adayı mutlaka buluruz. Edirne'nin yani ben hep söylüyorum Edirne kimi isterse bu seçimde aday o olacak. Akmeşe, tarihi köprülerin onarımı konusunda ise Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün köprüler için uygun taş arayışı içinde olduğunu, uygun taşın bulunması halinde 2 Mayıs sonuna doğru onarım çalışmalarının başlayabileceğini ifade etti. Onlar da aynı sıkıntıyı biliyorlar. Bu taşların hakikaten dayanıklı olmadığını, evet. onunla ilgili araştırma yapıyorlar. Evet. En uyumlu taş buldukları anda zaten devamlı itibat halindeyiz. Yani şöyle en kısa sürede orasını tamamlatmamız lazım hocam. Yani köprülerin durumu da kötü. Onu da biliyorsun. Tamir olması lazım. Yüzde yüz olması evet. lazım. Bir an önce girip çok çabuk bir şekilde. Hatta Dur. Eylül ayındaydı. Ondan da dedik ki ya e, müdürüm yani Eylül'de olmaz bu iş. Düğünlerin zamanı, Aynen. gidiş geliş zamanı. Müsaade şöyle yapayım. bir Ekim'i bakalım. Ekim sonuna doğru inşallah. Havaların da soğumaması lazım çalışmak için. Bir de geçirmesin.